genel toplantımıza teşrif etmiştir. Kendisine grubumuz adına hoş geldiniz diyorum. Grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Devlet adamlarının sorumluluk duyguları ile ömürleri tükenmedikçe devletler yaşayamazlar. Biz sadece Halep'in değil, Somali'nin, Myanmar'ın Türkiye'ye dönüp yürekleriyle, elleriyle göğe semaya yükselterek ellerini dua eden, Türkiye için dua eden kim varsa bütün o mazlumların acısını, ızdırabını yüreğimizde hissediyoruz. Birileri diyor ki, neme lazım canım, ilgilenmeyiverin. Dünya kulağını tıkamış, siz de kulağınızı tıkayıverin. Dünya görmüyor, siz de görmeyiverin. Bu yüreksiz, bu vicdansız yaklaşım karşısında biz adaletin, merhametin, vicdanın sesi olmaya son nefesimize kadar mazlumların hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Dünya görmeyebilir ama biz göreceğiz. Dünya susabilir ama biz susmayacağız. Dünya bir kenara çekilebilir ve bütün bu katliamları izleyebilir ama biz kenara çekilmeyeceğiz. Çünkü bu topraklarda oturmak, bu devletin sorumluluğunu üstlenmek özel bir merhamet duygusu gerektirir. Biz işte bu duyguyla 13 yıldır Türkiye'yi muktedir kılmaya, Türkiye'yi güçlü kılmaya çalışıyoruz. Mardin konuşmamda ülkemizden son kale diye bahsetmiştim. Evet, son kale. Mazlumların sığınabileceği son durak. Mazlumların nefes alabileceği son menzil. İşte bu son durağı, bu son kaleyi son nefesimize kadar savunacağız. Onun için AK Parti hareketi her şeye, her engele rağmen hala bu ülkenin kaderinde en önemli etkiyi yapan aktör durumunda. Aziz dava arkadaşlarım, 2001'de kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yola çıktık ve Allah nasip etti. Türkiye'yi uçurumun kenarından aldık. AK Parti ile birlikte millet iktidara geldi. Milletin bu vicdanı, bu merhameti, bu şefkati, bu derin kültürü iktidara geldi. Adalet, vicdan, merhamet, kardeşlik, huzur, demokrasi, hukuk, refah ülkeye hakim oldu. 2001 yılında kendisine bile deva olamayan bir ülkeden bugün işte Ukrayna'da olduğu gibi her ziyaretimizde bir grup insanın huzurumuza gelerek iyi ki Türkiye var ve derdimize deva olabilir dedikleri güçlü bir ülke haline getirdik. Onun için bize saldırdılar. İstediler ki bu son kale düşsün. İstediler ki onlar zulüm yaptıklarında seslerini yükseltebilen bir ülke olmasın. Hala istiyorlar ki onlar barbarlıklarını sürdürürken onların yüzlerine karşı hakkı haykıran kimse kalmasın. Biz hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Karşımızda 7 düvel olsa da, karşımızda nice koalisyonlar olsa da biz hakkı haykırmaya devam edeceğiz. AK Parti'ye karşı ne kumpaslar, ne tuzaklar kurmaya çalıştılar. Ama Allah'a şükürler olsun ki hiçbirinde başarılı olamadılar, hiçbirinde hedeflerine ulaşamadılar, ulaşamayacaklar. Çünkü AK Parti'yi bir araya getiren ortak çıkar duygusu değildir. AK Parti'yi bir araya getiren ortak bir takım mevkilere gelme hırsı değildir. AK Parti'yi bir araya getiren işte insanlığın bu vicdanıdır, bu merhamet duygusudur. Bütün vesayet odaklarını, bütün haksız kazanç odaklarını, bütün kirli plan sahiplerine karşı dimdik durduk, milletin hukukunu koruduk. 14 yıldır bazı çevreler birliğimizi, bütünlüğümüzü, muhabbetimizi zayıflatma beklentisiyle sayısız kampanya yürüttüler, yürütüyorlar. Ama her defasında elleri boşa çıktı. Çünkü AK Parti milletle bütünleşerek kendi bütünlüğünü sağlamıştır. İşte burada tek yürek halimizle söylüyorum. Bizim aramızda ihtilaf bekleyenler çok beklerler. Çünkü bizde şahsi hesap yok, ulvi hesap var.